Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Bu videoda neler yapılması gerekiyor, oyuna neler entegre edilmesi gerekiyor onları konuşacağız. Rise Online ile ilgili tabii ki de. Rise Online'da başlıca yapılması gerekenlerden bir tanesi ise Priest'in abi birazcık atağının 200 veya 300 civarlarından bir nerflenmesi gerekiyor. Onun dışında yani bunu silahıyla yapabiliriz büyük ihtimal. Pire silahlarının AP'si biraz daha düşürülebilir. Onun dışında Warrior evet birazcık tank tarzı olması gerekiyor. Lakin arkadaşlar Warrior'da tanktan ziyade şimdi oyun ekip çalışması adı altında ilerliyor. Solo pek fazla bir şey yapılmıyor. Ama velakin BP Priest ile Warrior'u kıyaslarsak BP Priest'in Warrior'a karşı ezici bir üstünlüğü var. Defans, Hell, Malice, normal atak şeyleri olaraktan da oldukça iyi. Evet, Warrior'da frenzisiz skill'i var. Yani 400 defansını azaltıp yani 400 de AP veriyor galiba aşağı yukarı. Onun gibi bir şey olması lazım. 400 mü 200 mü öyle bir şey olması lazım. Warrior'a da bir tık böyle ekleme yapılabilir aslında. Yani frenzy skill düzeltilebilir. AP'si bir tık daha iyi yükseltilebilir ve defansı arttırılabilir. Okçulara gelirsek elit item yani güzel bir item yapmadığı süre boyunca ata oldukça düşük. Defansif olarak düşünürsek çok kırılgan bir jopa sahip. Zaten asas şeylere bakılırsa arkadaşlar MMORPG'lerde suikastçi olarak bilindiği için zaten kırılgan bir şey olması normal. Lakin asasların da işte her skill'i abi CP yani critical point skill'i olmadığından ötürü her skill'i critical'miş gibi işlendiğinden ötürü VS'de o da bir tık böyle sıkıntı diyebiliriz. Ve diğer şeylere gelirsek şimdi bir exp event olduğunda veya ki değişik bir etkinlik olduğunda kamp kaç olursa olsun ne yazık ki oyunculara yetmiyor. Çünkü hani Rise Online'ın gerçekten büyük bir kitlesi var. Bu kitlesinden ötürü de ne yazık ki bir event olduğunda çoğu slot dolu oluyor ve birçok arkadaşımız KS'leşmekten XP kasamıyor. Bu da önemli bir etken. Kamp sayıları arttırılabilir. Özellikle PK alanlarında yani Protean Kingdom alanlarında bir tık böyle hani kaç kamp var mesela? 8 kampa kadar yükseliyordu galiba en son. Yani bunu 9 veya 10 kamp yaptığımızda bir tık daha böyle oyuncular rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Sabah saatlerinde genellikle bu kamplar düşürülebilir. Akşam saatlerinde ise bu kamplar arttırılabilir. Çünkü akşam saatlerinde çoğu oyuncu kitlesi zaten çalışan kitle olduğundan ötürü akşamleyin mesaileri bittiğinde geliyor. Genelde sabah takılanlar genelde farmer kitleler oluyor. Ve farmer kitleler de o kadar böyle ağım şağım bir yoğunluğa sahip değil. Onun dışında bu zindanlar artı 60'a çekilmesi gerekiyor. Şu anda 63 level diyebiliyorum. Artı 60'a çekilmesi gerekiyor. Oyuncular malum daha etken yani daha etkili şekilde bir yerlere gelebilmesi için evet şu anda coin dropları olsun, oyun dropları olsun gerçekten düşürülmesine rağmen oldukça güzel. Ve GB fiyatıyla da orantılı dersek yani orantısını hesaplarsak oldukça tatlı bir şekilde coin artı droplar oldukça güzel. Tabii ki abi 3 saat 4 saat işte farm yaptım, item çıkartamadım muhabbetinden ziyade zaten böyle olması güzel. Herkes istediği iteme her an ulaşabilse zaten oyun dakikasında biter. Oyun bir anda artı 8 artı 9 itemlerle dolar. Ondan ötürü şu anda Rise Online'ın en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi
upgrade'i bir tık zorlaştırmışlar ve item çıkartma oranında biraz bir tık daha zor iş yapmışlar. Lakin Knight'la kıyaslamayacağım zaten ama Knight'ta GB oranıyla drop oranları ne yazık ki eşit değil. Burada abi biraz böyle eşitleme yapılmış. Lakin oyun yönetimi şu anda geliştirme adı altında hala devam ediyor. Fikirlere öncelik veriyor, önem veriyor. Bunlara dikkat edecektir diye düşünüyorum. Oyunda tabii ki çoğu kitle görev itemi hani görev yaparken görev itemlerini kasamamakla şikayetçi. Yani görev 20 tane istiyor ama yani 20 tane kesme görevi ama görev itemi çıkartmak için 40 tane veya işte 30 tane kesmemiz gerekiyor. Bunu görev itemleri oyuna çok fazla etkide bulunmayacağından ötürü görev itemlerinin drop'u arttırılabilir aslında. Onun dışında diğer bir etkene gelecek olursak match'lere pek fazla şey yapmamız gerekiyor ama oyun yönetiminin hani böyle 1v1, 2v1, işte job şampiyonası gibi şeyler düşünebilir bu arada. Oyunda her levelin girebileceği zindanlar olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, en kötü nadir item atan veya işte epic item atan dungeonların bir tık böyle çoğalması gerekiyor. Ama drop oranları normaline bir tık böyle düşük olması gerekiyor. XP'si arttırılması gerekiyor. Malum oyunda bir tık daha XP kasmak, elek görevlerle kasmak oldukça sıkıntı. Ve levele göre orantılı XP vermesi gerekiyor. Misal veriyorum. Bugün ben 60 levelim. 60 level bir görev yaptığımda bana %3 değil %10 vermesi gerekiyor. Bunu da bir şekilde ayarlanırsa daha tatlı olur. Yani oyunda eğer ki PvP alanlarının güçlendirilmesini istiyorsak aslında genel olaraktan nacizane düşüncemiz bu yönde. Biz oyuncular olaraktan PvP alanlarını güçlendirmek istiyorsak zaten şu an oldukça güçlü. Evet yani 3-4 kamp var zaten Death Valley haritasında. Lakin bir tık daha güçlendirmek istiyorsak görev XP'lerini bir tık daha böyle arttırabiliriz. Yani levellere orantılayabiliriz. Oyunda hala sıkıntılar var mı? Var. Lakin hızlı geri dönüşler sayesinde bu sıkıntılar azalıyor. Ben şu anda ikinci çarımı kasıyorum. 57 level oldu görüyorsunuz ki. Magemiz yan çarımız varıyor zaten 60 levelde. 61'e doğru gidiyorlar. Rise Online yönetiminin oyuncularını gerçekten düşünmesi bir gerçekten de bizim için güzel bir şey. Oyunu bundan 1 yıl, 2 yıl, belki de hani 10 yıl Allah izin verirse ilerlemesi arkadaşlar belki de Knight'ı gölgesi altında bırakacaktır. Oyun yeni bir firma olmasına rağmen yeni bir oyun ve MMORPG sektörüne yeni bir şekilde katılmış bir oyun olduğundan dolayı şu anda Twitch'te evet Knight'la kıyaslamamamız gerekiyor ama Knight'taki izlenmelerle nereden baksa kafa kafaya gelmiş durumda. Yeri geldiğinde gerçekten Knight solluyor, tokatlıyor resmen. Ve şu anda cost bakımından da kıyaslarsak gerçekten şu anda cost bakımından da kıyaslarsak şu anda cost yok gibi bir şey arkadaşlar. Makroya gelirsek makronun zaten Z bloğundan ötürü, çapçadan ötürü zaten makro fixlendi diyebiliriz. Yani belli başlı aralıklarla çapçaya girmeniz gerekiyor veya işte şey yapmanız gerekiyor ama bu Z blok işini de düzeltmeleri gerekiyor. Misal veriyorum ben slotta kastım 2 dakika veya parti bozuldu ben AFK kaldım.
Z blok geliyor. Z yani oyunda Z makro bildiriminden ötürü Z işlemiyor. Yani bu Z blok bir tık daha geliştirilebilir. Yani elimden geldiğince iyi bir şekilde oyunu anlatmaya çalıştım. Yani oyunun sıkıntıları anlatmaya çalıştım. Lakin çok da böyle ağım şağım büyütülecek bir sorunu yok. Öyle söyleyeyim. Upgrade oranları aslında hiç şey değil. Kötü değil. Yani upgrade oranları da güzel. Yani oyunun pek fazla böyle eleştirilecek, yerden yere vurulacak bir şeyi yok. Zaten Türklerin çoğunluğun arkadaşlar özelliği nedir? Kendisinin değil, kendisinin olmayan şeyleri övmeyi sever. Ve Türk oyuncularımızın bazılarının veya işte yüksek kitle de demeyeyim bir bölümünün özelliği de bu. Yani Rise Online işte diyor, evet birçok yorum okudum, birçok düşünce okudum. Rise Online hakkında şunu deniliyor. Evet beklediğimiz gibi çıkmadı. İşte o oldu, bu oldu. Abi Rise Online zaten şu anda Türklerin yapmış olduğu en iyi oyun standartlarında bir oyun. Bundan önceki Türklerin yapmış olduğu oyunlar zaten kısa süreli sürmüştü. Lakin Rise Online yönetimi yapmış olduğu Epic'in sitelerinde Epic'in satış anlaşması mı diyorlar artık ne diyorlar? Onunla alakalı hiçbir şey bilmiyorum ama gene söyleyeyim. Hani gerek işte sponsorluk olsun gerek şeyler olsun. Hani Rise Online zaten çoğu oyundan oldukça üstün şu anda. Bakalım hayırlısı diyelim. Oyun gelişmeye devam ediyor. İşte preslerin defansından ziyade atağının bir tık daha kırılması, itemlerin biraz daha nerflenmesi veya işte mage sınıfı veya işte tüm joblar klasmanından ziyade diğer joblar biraz daha entegre edilebilir oyuna. Yani her job kendi silahını kullanması biraz daha şey olabilir. Ben şu an mesela bir Warrior silah kullanabiliyorum. Ice damage diyor, otomatik veya işte flame damage diyor. Yani Warrior silahı kullansam acaba atağımı arttırır mı bilmiyorum ama bunları da yine aynı şekilde deneyebiliriz. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.